Selam millet, ben Sinuk. Sen kastan geçeceğiz sonra. Gemi severim, sinek yatma ettiğiniz ve Crash Wise aslında dünyamda olsun. Hoş geldin. Çolu kanka. Ortadan Eş. kılıç kırıyorsun ama ben seni boostluyorum. Musta. Yay çıktı amına koyayım. Bir koca chest'ten sadece yay ve altın çıktı. Evet, bugün konuşursan tüm derdini anlatırım. Ya oğlum, bu server beni niye geri atıyor bugün ya? Adam daim sorda gidiyor kanka, yardım et. Gelemem, yapamam. Gençler, bu konuda başkan gördüğünüz gibi Disguise ya da YouTuber tag'ı kaç abone de olmalı? Bu konudan biraz bahsedeceğiz. Aynı button'ı videoya da çektik. Ondan da gidip izleyebilirsiniz. Birazcık tepki midir artık, algım oluştururuz, bilmiyorum. İyisin değil mi sen? Ben iyiyim kanka. Adamla Diamond Sword için depar attı kanka. Ben Johan Black, o Usain Bolt oldu. Hadi Vallahi Diamond Sword'a ben gidiyorum. bakayım, aldın sen onu. Aldım. Tamam. O neydi kız? O 250 blokta ne yapıyorsun kanka? Yani ben tavaf ediyorum hep ya. Yapma ya. Ölme ha. Ok. Ok Bak, ok. ben full setim. Ama Ama oltam çok yok. güzel bir hanımefendi var. Onu duracağım, cahiliye dönemindeyiz şu an. Şu an Oha cahiliye bak. dönemi. Cahiliye mi? Ne? Karı. O Gördüm zaman ne diyoruz bile kanka, biliyor musun? Ebu öldürürüm. Gençler şimdiki. Yavaştan konuma başlayayım. Ya bizim oynadığımız sunuculardan örnek vereceğim çünkü bazı şeyleri ben doğru bulmuyorum, siz doğru buluyorsunuzdur, beni doğru bulmadığımı bilenler bilir. Şimdi Crash Fest gibi bir sunucuda, sadece Türklerin oynadığı sunucuda, öyle 10 bin 20 bin gibi çekmeyen sunucuda etkileşiminiz iyi olsa da, aboneniz sizin için yeterli gelse de, patlama döneminde olsa bile kalınız, Crash Fest ekibi bunu şey yapmıyor, sadece belli unsurlara bağlı kalıyor. Atıyorum siz haftada 10 video atıyor olursanız Crash Face'e bakın. Haftada 10 video ama videolarınız 100-200 izleniyorsa, aboneniz 6000 olsa onlar size verecektir. Ama gidip de 600 abone olsanız videolarınız 1K 2K izleniyorsa vermeyeceklerdir. Niye? Aboneniz Allah yok. kahretsin. Evet, kahretsin, Batı'nı öldü. Ender Pearl at. Of. Devam et, devam et. Tamam, Ender Pearl at. Ender Pearl acı. Onun dışında yani etkileşim bence çok önemli. Yani Crash Fest etkileşim iyi olan YouTuber'lara bu tarz destekler verse ufak çaplı. Yani Discord fazla da bir şey değil mesela. Şimdi Batın'a bakıyorsunuz. Batın targetlanıyor. En kötü ben targetlanıyorum. Hiç öyle tanınmama rağmen ben targetlanıyorum yani. Bazen video çıkaramıyorum ben mesela. Sana hiç oluyor mu öyle? Kanka ben main hesabına 2 haftadır girmiyorum Yani farkındaysan. siz düşünün. Onun dışında mesela şimdi Badline'dan örnek verdik Batın videosunda. Aynı şekilde gene örnek vereceğiz. Batın'ın demesine göre Badline'da 3000'de YouTuber tag'ı veriliyordu, yani bu koskocaman Badline'da. Yani bakıyorsunuz farklı farklı mini games'leri var ve bu mini games'lerin hepsi 1-2K oynanıyordu. Yani Famous'la 5000 abone de 5000 abone alıyorsunuz aynen. Yani bu tarz sunucularda bile bu kadar yüksek değilken, ki o zamanlar rekabet bunun 10 katı fazlasıydı. Şu an yani hiç rekabet yok gibi bir şey yani. Ona rağmen böyle olması birazcık şey, kesin bir abone sayısı vermek niyetinde değilim. Fakat dediğim gibi etkileşim olan insanlara ya da YouTuber'lara destek verirse çok daha güzel olur gibime geliyor. Sen ne diyorsun Batın? Ya şimdi arkadaşlar, Hüseyin dedi doğru. Bir de şöyle bir durum var. Sunucu kötüleme yapmıyoruz şu anda. Sadece hani fikrimizi beyan ediyoruz. Artı olaraktan şöyle bir durum var. Şimdi Badline, Hypixel, BlockCMC, Mindplex, bu dediğimiz sunucular global çapında sunucular arkadaşlar. Ama Crafrice olsun, sonuncu olsun, bu sorular Türk Aynen. sunuculara. Mesela örnek veriyorum, başka yabancı sunucular da var kendi ülkelerine bağlı olarak. Yani çok zor tutuyorlar. Anlamı yok. Hani bir global sunucusu olsa, dikkat kanka. Bir global sunucusu olsa okey, eyvallah diyeceğim ama hani mesela Crafrice'da şu an sonucu bir global oyuncusu değil, sunucusu değil. Biz elimizden geldiği kadar yine globalleştirmeye çalışıyoruz. Şöyle mesela, hani biliyorsunuz şu falan var şu an bizde yabancı ve onun arkadaşlar var. Şu an yabancılar SC oynuyor, hani siz görmüyorsunuz ama biz görüyoruz. Hani yabancı oynayan yabancı SC oyuncular var şu an Craftwise oynayan. Kanka sen ne yapıyorsun? Alttaki adam bir tane vuracaksın ya. Lan ne yapıyorsun? Allah Allah, kanser oldum ya. Ve hani şu an mesela YouTuber tag'ı Badline'da arkadaşlar, eskiden rekabet olmasına rağmen, bir sürü YouTuber olmasına rağmen 3000 aboneydi. Famous 5000, Famous Plus 10.000'de. Ondan sonra zaten yoktu. Ve bir sürü de YouTuber vardı. Şu an YouTuber kıtlığı var ve hani Türk sunucusunda Craftwise Türk sunucusu olarak 7000 abonede YouTuber tag'ı veriyor. 2500'de Disguise veriyor. Bence sayılar fazla. Hani tabii sayıları kendileri belirler ama düşürmeleri lazım ki bence hani şöyle bir YouTuber kıtlığında bence en az, yani bir 3000, pardon, en fazla 3000 abonede YouTuber tag'ı vermeleri gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Eskiden böyle çok fazla bot olayları falan yoktu biliyorsunuz.
Şu an çok fazla YouTube'da bot olaylar var. Ama şöyle bir durum var. Kanallar incelenmeye alınıyor arkadaşlar. Yani Craftrice'da mal değil. Görüyor, kanalınızda giriyorsun. Yani yorum botu attığınızda görüyor. Like botu attığınızda görüyor. Yani şunu da yapabilirler. Tamam kardeşim, biz sana YouTuber tagını veya Disguise tagını vereceğiz. Bize kanalının analizlerini gönder. Videoların kaç saat izleniyor. Bunları gönderebilirler. Mesela ben buna razıyım. Dese ki bana, kardeş tamam kanalın güzel ama biz senden analiz istiyoruz. Hani bize günde kaç saat izlendiğini göster dese, ben direkt analizlerini gönderirim. Hı-hı. Zaten bunu da böyle yaparlarsa hiç öyle şeylerle uğraşmazlar. Hatta yok kanal botmuşmuş, hiç uğraşman gerek yok. Direkt kanaldan böyle YouTube kullanıcısından analiz raporunu isterlerse hiçbir sorun kalmaz. Olay bu kadar basit. Kim bize zamanında şöyle bir örnek ver oğlum. Öldürmeye gittiğim adam öldü. Neyse. Zamanında Semih Göksel'i biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de bunların bir tane de üçüncü partneri vardı. Valiz diye bir YouTuber. Mesela bunlar tekrar Craftrice'a döndüğünde bu Valiz arkadaş yeni kanal açmıştı. Craftrice'a buna direkt Craftrice YouTuber tagını vermişti. Disguise yetkisini falan vermişti. Niye? Çünkü bu gelişecekti. Biliyordu. Bundan eminlerdi. Evet evet. Yani Batın da aynı şekilde dediği gibi istatistiklerdir, analizlerdir, kanalın usudur, busudur gönderilse onlar da anlayacaktır zaten. Ne yaptın lan? Yedim. Kanka benim başım çatlıyor, ben sigara içip geliyorum, sen videoyu çıkarttın zaten, mükemmel oldu. Tamam. Gençler benim sigaram kalmadı, umarım büfe açıktır alttaki. Bizim burada saat 9'dan sonra hayat kapandı bittiği için. Nedir bilmiyorum. Şu sol yukarıda adam mı vardı? Umarım yoktur. Tamam buralar, kaçmayın artık ya, bir fight atalım. Kılıcın da var. Ya niye böyle yaptın ki? Bak adam laglandığı için şeyi kurtardı. Kendini öldürmekten kurtardı. Güzel güzel aksiyonlu geçti. Bol pp'li videomuz oldu. Bayağı bir FNS'im de var. Ok craft edebilirim biraz daha. 100 blok var. Tamam, o sıra arkalanmayız. Yani gençler konu bundan ibaretti. Batın zaten yeter kadar konuştu. Ben de diyeceğim dedim. Artık bu Craftrice etkilerine düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Yani seslenmeye çalışıyor. Düşürün çünkü yani. Yok yani şu an öyle. Hele de SC'de yok yani YouTuber gençler. SC'de büyük. 1000 aboneden fazla SC çeken yok ya. Cidden yok. Bunun olması kötü bir şey. Yani verseler çok bir şey kaybetmezler. Çünkü SC kitlesini biz şu an ayakta tutuyoruz yani. Başka kimsenin ayakta tuttuğu yok. Başka kimsenin uğraştığı yok SC kitlesi için. Şu adamlara bir gidelim. Aa, sandıklar yenilendi. Benim kılıcım kötüymüş. Ölmüyor bunlara. Çok kötü yakalandım. Tamam güzel. Good fight'ı. Güzel şekilde adamları da aldık. Onlar da cross takılmış. Sonradan fark ettim. Neyse gençler, dediğim gibi konumuz bu şekilde. Umarım iletebiliriz bazı isteklerimizi. Videoyu siz de beğendiyseniz like'ı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bye bye.